Şimdi ahlak felsefesinin temel problemlerinden ilkiyle başlayalım. İnsan ahlaki eylemde bulunurken acaba özgür müdür? Kararlarını verirken özgür müdür? Buna bakacağız. Bu konuda üç tane farklı cevap var. Birincisi determinizm. Determinizm gerekircilik demek. İnsan ahlaki eylemlerinde özgür değildir deterministlere göre. Çünkü hiçbir şekilde değiştiremeyeceği doğal, toplumsal ve tanrısal zorunluluklar vardır. Dolayısıyla tamamen bu zorunluluklarla hareket eder. Hiçbir şekilde özgür değildir. İnle determinizm bunun tam tersi özgürlükçülük demektir. İnsan ahlaki eylemlerinde tümüyle özgürdür. İradesi hiçbir şarta bağlı değildir. Bu ikisinin arasını bulmaya çalışan otodeterminizm yani ahlaki özerkliktir. Diğer adı insan iradesi kendi sınırları ve yasaları kendisi belirler. İrade ve ahlaki eylemler birer kişilik ürünüdür. İnsan bilgi birikimini zenginleştirerek, kişiliğini geliştirerek ve aklını kullanarak özgürleşir. Yani kişiliği gelişmiş olanlar daha özgür, kişiliği gelişmemiş olanlarsa ahlaki eylemde bulunmak anlamında daha az özgürdür denilir otodeterministlere göre. Müzik